Merhaba arkadaşlar, ben Bora. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere CSGO'da skinsiz bıçakları nasıl test edebileceğinizi göstereceğim offline modunda. Şimdi hemen hiç beklemeden başlayalım. Öncelikle açıklamaya koyduğum linki giriyorum arkadaşlar. Bunu online'da denemenizi tavsiye etmem. Sonuçta bak falan var. Belli olmaz bu işler. O yüzden online'da işte offline'da deneyin. İşiniz bittiği zaman da ön belleğinizi doğrulayarak silebilirsiniz. Hemen şöyle kapatalım. Gönderdiğim linkte şu download mavi butonuna tıklıyorsunuz. Sonra şöyle çeşitli şeyler diyor. Yani ben öyle diyor. Belki siz de demez. Sonraki. Hemen şöyle de yapalım. Evet. Test all knives offline.zip'te ne yapmak istiyorsunuz? Dosyanın adı bu olacak arkadaşlar. Test all knives offline.zip. Bunu kaydet diyorsunuz. Tamam, kaydetti. Ben önceden videoda denemiştim, yapamamıştım. Ondan dolayı bir daha kaydetti. Sonra şunu bir hemen klasöre çıkart yapıyorsunuz. Klasöre çıkarttıktan sonra hemen şuradaydı. Bu iki dosyayı arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Counter-Strike'a sağ tıklıyorsunuz. Özellikler. Yerel dosyalar ve sonrasında yerel dosyaları göz at butonuna tıklayıp şurada CSGO. Ve bunun içine atıyorsunuz arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben kendim deniyorum hatta videoda şu an. Hemen şöyle atalım. NFT'deki dosyaları değiştir diyoruz. Evet, şu an bizim modumuz yüklendi. Şimdi arkadaşlar CSGO'ya giriyorum ve size gösteriyorum modu. Evet arkadaşlar, kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi hemen bir haritaya girmek için şöyle. Map. Ve Dostiki'ye hemen herkesin bilgi haritana. Şöyle girdik Dostiki'ye. Tamam, Dostiki'ye girdik. Şu an hemen yüklensin bir. Arkadaşlar dediğim gibi online'de denemeyin. Hiçbir sıkıntı olmasın. Offline'de, if offline'de yapın. Mesela SS'ini alın. Sonra arkadaşınıza gönderin bence. Bu kadarı da yeterlidir. Ya da işte mesela bir bıçak alacaksınız diyelim. Onun nasıl olduğunu test edebilirsiniz mesela. İşte bunun sayesinde elinizden sürüyor falan. Biraz garip oldu söylediğim cümleler ama. Hemen bağlansın bir. Ve yükleniyor. Ve tamam. Şimdi devama basıyorum. Hemen açtırırız. Şimdi bu komutu nasıl, bu bıçakları nasıl alacağımı söyleyeceğim size. Öncelikle normal bir bıçağımıza geçelim. Bir dakika. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi bu bıçakları almanız için mesela benim şu an elimde Huntsman var. Ben önceden denediğim için elimde kalmış. Şöyle diyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle konsol açıyorsunuz. Konsolu nasıl açacağımızı göstereyim. Yardım ve seçenekler, oyun ayarları. Sonra burada geliştirici konsolunu etkinleştir. Bunu evet yapıyorsunuz. Sonra şu sol üstteki E'ye benzer işarete bastığınızda açılıyor. Tamam, şimdi ona basıyorum. Ve arkadaşlar aynen şu komutu yazıyorum. Xseç. Knife. Zaten siz knife yazdığınız anda altta knife alt tire choose çıkacak. Bunu yazacaksınız ve sonra zaten size söyleyecek. Bir bıçak seçmek için alttakilerden birisini yazın. Bayonet, butterfly, falchion, flip, gold, gut, huntsman, karambit or M9 şeklinde. Mesela biz şimdi bayonetten başlayalım. Hepsini teker teker göstereceğim. Hop, yanlış yazdım. Bayonet. Evet, bayoneti yazdım arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle aldım bayoneti elime. Gördüğünüz gibi skinsiz bir şekilde bayonet offline modunda elimde. Mesela ben diyelim ki bayonet alacak olsaydım. Mesela böyle bakabilirdim nasıl bir şey olduğunu. Sonra diğerini deneyelim. Hop, bir dakika. Terörist geliyor. Bir dakika. Biz bir server chat'i yapalım bir. Öldürmesinler bizi. Hop. Tamam, şimdi diğerini deneyelim. Şurada yukarıda yazıyor zaten. Butterfly'ı deneyelim mesela. Butterfly. Evet, Butterfly'ı aldık. Gördüğünüz gibi Butterfly elimde arkadaşlar. Şimdi diğerine geçiyorum. Hepsini teker teker göstereceğim. Falchion. Falchion. Evet. Öncelikle bıçağı değiştirmeniz lazım arkadaşlar. Yoksa olmaz. Hemen şöyle önce tabancamıza geçiyorum. Sonra da falchion'a geçtim. Gördüğünüz gibi falchion elimde. Bak, şöyle bıçaklayalım. Neyse.
Şimdi diğerine geçiyorum arkadaşlar. Falchion'dan sonra Flip. Flip'i aldım şimdi hemen 2-3. Gördüğünüz gibi Flip burada. Flip Knife. Sonrasında Gold. Bu eski bir mod olduğu için arkadaşlar yeni silahlar yok. Bir dakika, Gold yazdım. Gold yazdım. Hı. Değiştiriyorum hemen. Şu silah yarışında hani 15. kişiye geldiğiniz zaman gelen bıçak. Sonra diğerine geçiyorum hemen. Gold'dan sonra God Knife. Hemen şöyle 2-3. Gördüğünüz gibi God Knife elimde. Kancalı bıçak. Sonrasında God'dan sonra ne var? Huntsman benim en sevdiğim arkadaşlar. Bunu da söylemeyi unutmayayım. Ben şöyle Huntsman. Bence şöyle kalın çok güzel bir şey. Huntsman burada. Sonrasında şeyi deneyelim hemen. Huntsman'dan sonra Karambit. Karambit de güzel bir bıçak derecinde. Yani güzel duruyor. Hemen şöyle Karambit'i gösterelim. Ve en son olarak da M9. Şöyle M9. Skinsiz bir şekilde yersin. Tamamdır. Bütün şeyleri aldınız. Artık siz bu modu silmek... Nasıl oldular? Ha doğru. Her round var. Bir daha yazmak lazımdı. Şimdi siz işinizi bitirdiniz. Artık bu modu silmek istiyorsunuz diyelim. Arkadaşlar aynen şöyle bir oyun. Öncelikle oyundan çıkıyorsunuz. Oyundan çıktıktan sonra yine size döneceğim. Evet arkadaşlar, şimdi oyundan çıkıyorum. Çıktım. Hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle Counter-Strike Global Offensive'e sağ tıklıyoruz. Özelliklere basıyoruz. Yerel dosyalar ve az önce girdiğimiz yere yeniden giriyoruz. CSGO. Gördüğünüz gibi şurada biz iki tane şey göndermiştik. Hemen bir onları bulalım. Neredeydi onlar? Script. Bir de CFG'di. Evet. Bunları siliyorsunuz arkadaşlar. Ve sonrasında şöyle yapıyorsunuz. Counter-Strike'a sağ tıklıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz ve yerel dosyaları tıklayıp oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrulaya basıyoruz. Bu işlem zaten bizim Counter-Strike şeylerimizi, dosyalarımızı düzenlemek için var. Yani biz bu yüklediğimiz modları sildiğimiz zaman Counter-Strike'ın bazı şeylerini de silmiş olduğumuz için Counter-Strike kendini normal şekilde düzeltecek. Yani hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Biz bıçakları test edip çıkmış olacağız yani. Hiçbir başımız belaya girmeyecek. Hemen bir doğrulasın dosyaları. Arkadaşlar bu arada hep söylüyorum. Offline'de deneyin. Online'a girmeyin böyle şeylerle. Belli olmaz ne olacağı. Ayrıca eğer bir sorun olursa yorumlara yazın. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Hemen şöyle Steam dosyalarını bir doğrulasın. %87 oldu. Şimdi biter. 89. Evet, hemen bir bitirsin şu üstünü falan doğrulamayı. Evet. Tamam. %100 olacak şimdi. Gördüğünüz gibi 342 adet dosya doğrulanamadı ve yeniden indirilecek diyor. Kapatıyorum. Merak etmeyin, uzun sürmüyor. 447.5 kilobayt. Hemen indi zaten. Artık arkadaşlar CSGO'nuz resmi bir şekilde öyle duruyor yani. Şu an bizim yaptıklarımızın hiçbiri kalmadı. O zaman arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve eğer daha çok video gelmesini istiyorsanız abone olmayı da unutmayın.
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.